Evet, şimdi Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama, verdiği mesajlar ve güvenli bölge meselesi nereye varacak? Burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verilen mesajlar üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi hattımızda Gazete Duvar yazarı Musa Özuğurlu var. Kendisiyle bu konuyu konuşacağız. Musa Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi günler. Evet, öncelikle bu güvenli bölge meselesini bir konuşalım istiyorum. Şimdi Erdoğan şunu istiyor. 35 kilometrelik derinlik içinde işte YPG'nin silinip süpürülmesi, güvenli bölgenin oluşturulması, işte 300-400 metrekareli bahçeli evler yapılması, buraya da 3 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi, işte 240 kilometrekarelik bir toprak alanından bahsediliyor. Ama burası aynı zamanda Suriye'nin toprakları ve burada YPG ve Kürtler yer alıyor. Diğer taraftan işte 2 hafta mühlet de verdi. Siz nasıl okuyorsunuz Erdoğan'ın hem burada verdiği mesajları hem de bu güvenli bölge meselesinin geleceğini? Evet. Önce tabii Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki temaslarına kısaca değinelim. Sonuç itibariyle Erdoğan'ın söylediklerinin doğru şeyler olduğunu ifade etmemiz lazım. Ancak bu doğruların kim tarafından söylendiği ve kim tarafından yapıldığı, aynı zamanda bu doğruları dile getiren kişilerin kendi ülkelerinde bir çelişki sergileyip sergilemediklerini de sorgulamamız lazım. Dolayısıyla teoride bu söylenenler doğru olsa da bunların herhangi bir şekilde biz kendi ülkemizde uygulanıp uygulanmadığına bakmamız lazım ki bu açıdan baktığımız zaman Erdoğan'ın bu sözlerinin bir şekilde Türkiye'deki gerçeği, Türkiye'deki uygulamaları yansıtmadığını görebiliriz. Bunun Herkes için adalet, herkes için özgürlük evet, sözleri için evet, söylüyorsunuz. tabii ki. Yani bunlar elbette bir lider tarafından dile getirilebilir ve aynı zamanda tabii dünya düzeni içerisinde herhangi bir şekilde bir adaletin olması, ülkelerin eşit bir şekilde olması, bütün dünya insanların eşit bir şekilde muamele görmesi elbette herkesin isteyeceği bir şey. Barış herkesin isteyeceği bir şey. Ancak buna şöyle de bakmak lazım. Acaba biz bunları kendi ülkemizde görebiliyor muyuz? Ve bunları uygulayacak olan iktidar bu konuda adımlar atıyor mu? Daha dün işte bir yargı reformundan bahsediliyordu ama aynı anda hukuksuzluğun sergilendiği çok sayıda örneği de görüyoruz. Dolayısıyla bu sözlerin herhangi bir kıymeti harbiyesi yok bana göre. Diğer yandan tabii uluslararası bir takım meseleler var. Bunların başında Türkiye'nin Suriye üzerindeki bir takım politikaları ve ısrarları söz konusu. Kuzey Suriye'den bahsettiğimiz zaman tampon bölgeyle ilgili olarak, güvenli bölgeyle ilgili olarak uzun zamandır Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir pazarlığın da sürdüğünü biliyoruz. Aslında buna pazarlık demek de çok da yansıtmıyor gerçeği. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki ısrarının devam ettiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna direndiğini görüyoruz. Ne kadar mümkün olabilir? Birkaç açıdan bakmak lazım. Birincisi uluslararası hukuk açısından bakmamız lazım. Az önce siz de belirttiniz. Bu bahsedilen topraklar sonuç itibariyle Birleşmiş Milletler'de temsil edilen ve sınırları yine Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan bir egemen ülke. Yani Suriye. Dolayısıyla Suriye otoritesinin herhangi bir şekilde izin vermediği bir tasarrufta bir başka ülkenin bulunabilmesi mümkün değil. Yani işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oraya bir takım işte mültecileri yerleştireceğiz, orada tampon bölge oluşturacağız. Diğer yandan o bölgelere aynı zamanda bir takım işte konutlar yapacağız demesi pratikte bu anlamda baktığımız zaman mümkün görünmüyor. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bu konuda çok büyük görüş ayrılıkları söz konusu. Bu görüş ayrılıkları özellikle YPG'nin ne şekilde tanımlanmasıyla ilgili ve Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor. Aksine terör örgütü IŞİD'le savaşında herhangi bir şekilde bir ortak olarak görüyor. Dolayısıyla terörle savaşan bir örgüt olarak görüyor. Bunun yanında tabii mesele sadece bir örgüt meselesi değil. Aynı zamanda orada bir demografi söz konusu. Ve yine bu meseleyi bu açıdan da değerlendirebiliriz. Varsayalım ki gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye herhangi bir şekilde girmesi, bir tampon bölge oluşturması ve oraya bir takım mültecileri yerleştirmesi için yeşil ışık yaktı. Ama bu sefer de çok büyük toplumsal, sosyal bir takım sorunlar çıkacak. Çünkü orada amaç aslında sadece işte mültecilerin, yani zor durumdaki mültecilerin
kendilerine bir mekan edinmeleri değil, bu mültecilerin oradaki demografik yapıyla oynanması açısından kullanılması. Yani demek istediğim şu, Türkiye'nin güneyindeki Kürt nüfusla Suriye'nin kuzeyindeki Kürt nüfusu arasına bir Arap kemeri oluşturulması. Bunun yanında tabii oradaki o bölgeye yerleştirilmesi düşünülen mültecilerin bir şekilde şu anda devam eden savaş içerisinde taraf olduğunu düşünecek olursak, yani Suriye yönetimine karşı olduğunu düşünecek olursak, aynı zamanda Türkiye'de iktidar bu mültecileri orada Suriye yönetimine karşı da bir enstrüman olarak kullanmak istiyor. Ve bu açılardan baktığımız zaman bu insanların oraya yerleşmesi çok büyük toplumsal sorunlara yol açacaktır. Çünkü sonuç itibariyle o bölge boş bir bölge değil. Yani hiç kimsenin olmadığı bir bölge değil. Ve Türkiye'de bulunan mültecilerin de ve diğer yerdeki, yani o yerleştirilmesi düşünülen bölgedeki insanların da toprağı var, malı var, mülkü var. Siz bu insanları alıp başkalarının malına, mülküne yerleştireceksiniz. Birincisi böyle bir sorun çıkacak. İkincisi, onların belli bir düşünceye yakın olduklarını düşünecek olursak ve oradaki, o bölgedeki Kürt yapılanmasının laik bir yapı olduğunu düşünecek olursak, dinsel anlamda da bir problem çıkacak. Bunun yanında tabii hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir durum söz konusu. Oraya yabancılar, bunu tırnak içinde söylüyorum, gidip yerleştirilecek. Çünkü bu insanlar Suriye'nin çeşitli yerlerinden çıktı. Öyle ki evet. Suriye'nin en güneyinden, en kuzeyine, batısından, doğusuna birçok şehirden gidip de Türkiye'ye geldi bu insanlar. Yani düşünün ki işte siz Konya'dan çıkmış insanları alıp Giresun'a yerleştiriyorsunuz. Sonuç itibariyle böyle bir şey kabul edilebilecek bir durum değil toplum açısından da baktığımız zaman. Siyasal açıdan baktığımız zamansa sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, aynı zamanda Rusya ve İran'da her ne kadar Türkiye'ye bazı konularda Rusya işte yeşil ışık yakıyorsa da Türkiye'nin orada bundan sonra bütün ipleri eline geçireceği bir yapılanmaya gitmesine izin vermek istemezler ki bunun da enstrümanı dediğimiz gibi bu mültecilerin oraya yerleştirilmesi. Dolayısıyla tampon bölgenin kendisi de ki Amerika Birleşik Devletleri orada işbirliği yaptığı YPG'nin kazanımlarında nitelik değişimine, yani negatif bir şekilde nitelik değişimine yol açacak herhangi bir girişime izin vermez. Ama bunun yanında Rusya'da Türkiye'ye elbette müdahale etmesini ister. Çünkü aynı zamanda Rusya'nın işte Amerika Birleşik Devletleri ile bir rekabeti söz konusu ve burada Türkiye'nin Amerika'ya karşı yapacağı herhangi bir hamleyi Rusya destekler. Ama Rusya'da Türkiye'nin orada çok büyük avantaj elde etmesini istemez. İran hele hele hiç istemez. Çünkü her ne kadar bugünlerde iki devletin arası iyi bir şekilde sayılsa da aslında bölgesel rekabette Suudi Arabistan, Türkiye ve İran arasında çok büyük bir yarış söz konusu ve dolayısıyla İran Türkiye'nin çok öne geçebileceği herhangi bir hamleye yine aynı şekilde izin vermek istemez. Bir de şöyle bir şey var. Eğer Türkiye gerçekten o bölgede bir tampon bölge oluşturursa, yani Fırat'ın doğusunda bir tampon bölge oluşturursa ve bu istediklerini hayata geçirirse Hatay'dan Irak sınırına kadar o 900 kilometrelik bölgede aslında fiilen topraklarını da Suriye topraklarına genişletmiş olacak ki bu da herhangi bir şekilde bir kabul görecek. Yani başta Suriye olmak üzere kabul görecek bir durum değil. Dolayısıyla işin tabii teknik tarafları var, askeri tarafları var, maddi tarafları var. Her ne kadar işte konut yapılacağı söyleniyorsa da ki işte villalardan bahsediyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani Türkiye'de sanki konut sorunu çözülmüş gibi. Bu işin maddi tarafı da var. Bunların değerlendirmesini yaptığımız zaman çok da gerçekçi durmuyor Erdoğan'ın o konuyla ilgili söyledikleri. Evet, peki tersinden ele alacak olursak, dediniz ki Türkiye'nin avantaj elde etmesini ne Suriye ne İran istemez. Suriye ulusal bütünlüğü açısından istemez. İran da başka sebeplerden dolayı istemez. Peki tersinden Suriye sonuçta bölgede Kürtleri ve YPG'yi de benzer durumda istemeyecek bir pozisyona düşer mi? Bu yüzden yani Türkiye ile bu konuda bir anlaşmaya gitmesi, belki bir orta yol bulması önümüzdeki dönemde mümkün olabilir mi? Bu Amerika Birleşik Devletleri ve Kürtlerin tavrına bağlı olacak bir durum. Dikkat edelim, bakın bugüne kadar bu uzun savaş süreci içerisinde bir kez bile Suriye yönetimi YPG'yi terör örgütü olarak nitelendirmedi. Ancak son günlerde bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani evet. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Suriye'nin Beşar el-Caferi
Genel Sekreter'e verdiği mektupta YPG'yi ayrılıkçı terör örgütü olarak nitelendirdi. Şimdi burada ben Suriye'nin niyetinin doğrudan Kürtleri bundan sonra da böyle değerlendirmek olduğunu zannetmiyorum. Bu tamamen bir pazarlık unsuru ve zaten Orta Doğu'nun en büyük şeyleridir. Yani kültür karakteristiklerinden bir tanesidir. Yani pazarlık unsuru olarak bunu kullanıyor olabilirler. Bundan sonrası için şu var. Türkiye'nin Kürtlere yaklaşımıyla Suriye'nin yaklaşımı arasında çok büyük bir fark var. Yani Suriye hiçbir zaman için kendi Kürtleriyle savaşmak istemiyor. Bunu işte bugüne kadar işte devlet içerisinde Kürtlere karşı herhangi bir baskı olmadığı ya da işte demokratik davranıldığı anlamında söylemiyorum. Ama böyle bir şeyden sonra, yaşanan bu süreçten sonra aslında Türkiye, Suriye'de Kürtleri doğrudan karşısına almak istemiyor. Fakat Suriye'nin kırmızı çizgisi Amerika Birleşik Devletleri'nin orada bulunması ve Kürtlerin de Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapıyor olması. Dolayısıyla bu sebeple Suriye Kürtleri bu şekilde nitelendirdi. Eğer yarın herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de YPG ile ilgili duruşunda bir zayıflık ortaya çıkarsa ya da Kürtler aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden Şam yönetimine doğru meylederse o zaman Suriye bu tanımlamasını derhal kaldıracaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin evet bir şekilde o bölgede Kürtlere karşı bir hamle yapmasını ister ama bunu sadece bir taktik olarak ister, bir strateji olarak istemez. Ve bunun da sınırlı olmasını ister. Çünkü Şam'ın tek bir derdi var. O da Kürtlerin tekrar kendisine dönmesi ve kendisini muhatap alarak kendisiyle pazarlık yapması. Bunu bu açıdan baktığım zaman Türkiye'ye vereceği izin ya da şu andaki işte hedefleriyle ilgili olarak Suriye yönetiminin Türkiye ile birleştiği noktanın sadece bu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da şu anlama gelmiyor. Yani işte oraya girsin Türkiye herhangi bir şekilde Kürtlerle savaşsın, imha etsin ya da uzaklaştırsın her ne olacaksa. Sonrasında da işte Türkiye orada istediği şekilde tasarrufta bulunsunu Suriye hiçbir zaman için kabul etmedi. Bundan sonra da etmeyecektir. Zaten eğer dikkat edecek olursak gerek Afrin'e gerekse bu tampon bölgeyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme sinyalini verdiği zaman tampon bölge diyorum ama müdahaleyle ilgili olarak Kürtler de hemen Suriye yönetimine çağrıda bulundular. Dediler ki burası sizin toprağınız, burayı gelin koruyun. Şam'ın yaklaşımı siz de Amerika Birleşik Devletleri'nden vazgeçin şeklinde oldu. Bundan sonraki gelişmelerde dediğim gibi yani Kürtler Amerika'dan vazgeçer mi? Amerika Birleşik Devletleri Kürtleri desteklemekten vazgeçer mi? Bu Türkiye'nin oraya müdahale ağırlığını zannediyorum bu belirleyecek. Aynı zamanda Suriye'nin de Türkiye'ye karşı bu konudaki tavrını yine aynı şekilde bu pozisyon belirleyecek. Çünkü Suriye yönetiminden daha önce Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında oradaki tampon bölgeyle ilgili anlaşmaya varıldığı açıklamaları yapıldıktan sonra bunu kabul etmediği ve kendi egemenlik haklarının çiğnenmesi olarak gördüğünü söylemişti Suriye yönetimi. Yani Dışişleri Bakanlığı böyle bir açıklama yapmıştı. Yani hiçbir zaman için Türkiye'yi de Amerika'yı da kabul etmiyor Suriye o bölgede. Ancak herhangi bir şekilde Kürtlerin kendisine yönelebileceği bir baskı oluşturabileceğini düşünerek Türkiye'nin belki bir marj tanıyacaktır. Ya da kendisi tanımasa bile fiili bir durum olarak kısa süreliğine böyle bir şeye izin verecektir. Ama onun dışında Türkiye'de Kürtler konusunda ya da o bölge konusunda ortaklaşmaları ve stratejik olarak nihai bir hedefe yönelmeleri çok da mümkün değil. Peki meselenin yakın vadedeki geleceği açısından baktığımızda örneğin Erdoğan'ın 2 hafta mühlet veriyorum gibi bir açıklama yaptığını da görüyoruz ABD'ye bu konuda. Bu meselenin geleceği nasıl ilerleyecektir? Yani siz öngörebiliyor musunuz örneğin? Yani Türkiye bir cebe girmeyi deneyebilir mi? Yani bu kadar hani yüksek perdeden yapılan açıklamaların ardından bir operasyonu düşünebilir mi örneğin? Yani öngörüde bulunabilmek gerçekten çok zor. Çünkü saat saat her şeyin değiştiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Evet. Ama böyle bir şeye Amerika Birleşik Devletleri izin verebilir. Çünkü Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri belirleyen sadece bu mesele değil. Başka birçok mesele var. O konularla ilgili olarak eğer herhangi bir ilerleme kaydedilirse, yani işte S-400'ler ya da ekonomi konusunda yapılan bir takım temaslarla ilerleme kaydedilirse, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye görüntüyü kurtarmak adına böyle bir şey yapabilir, bir jest yapabilir tırnak içinde. Öyle bir durum olursa
herhangi bir şekilde Türkiye'yi yani TSK'yı o bir şekilde o bölgede görebiliriz. Ama bu hiçbir zaman için ne olursa olsun dediğim gibi yani Kürtlerin oradaki kazanımına çok büyük darbe olacak bir şekilde olmaz. Zaten Amerika Birleşik Devletleri buna izin vermez. Çünkü fiili olarak da Amerikan ordusu orada şu anda. Yani bütün vermiş oldukları o silahları YPG kullanmıyor. Bunlar teknik açıdan da Amerikan askerlerinin kullanabileceği silahlar. Dolayısıyla herhangi bir askeri müdahale, Amerika'nın izin verdiğinin dışında bir askeri müdahale muhtemelen Amerika'nın da şeyiyle, direnişiyle karşılaşacaktır. Yani vereceği cevapla karşılaşacaktır ki bu çok daha tehlikeli bir takım sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle ben Türkiye'de iktidarın böyle bir hamleye kalkışacağını zannetmiyorum ki zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden defaatle bizim bulunduğumuz bölge ve yakınlarına yönelik herhangi bir müdahale kabul edilemez açıklaması da yapılmıştır. Evet, peki şunu da öğrenmek istiyorum sizden. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Suriye Anayasa Komitesi'nin de oluşturulduğunu açıkladı aynı zamanda. Anayasa Komitesi'nin oluşturulması önümüzdeki dönemde nasıl sonuçlara yol açar? Bu mesele Suriye'nin geleceğini nasıl etkiler? Çok aslında önemli bir adım bu. Yani Anayasa Komitesi'nin oluşturulması. Ama ortada bir sorun var. Yani Anayasa Komitesi'nin ülkedeki bütün vatandaşların ortak bir sözleşmesi olarak yapılacak olan anayasa için toplandığına göre bu kurul, Anayasa Komitesi'nin bütün kesimleri temsil etmediğini görüyoruz. Yani bundan kastettiğim Kürtler. Şimdi Rusya daha önce Kürtleri bir şekilde Anayasa Komitesi'ne almaya çalışmıştı Astana sürecinin en baştaki toplantılarında ve hatta evet. Rusya'nın vermiş olduğu bir anayasa önerisi de vardı. Fakat Türkiye buna çok şiddetli bir şekilde itiraz etti. Diğer yandan şu anda Amerika ile işbirliği yaptıkları için de iktidarla yani Suriye'de iktidarla buna itiraz ediyor. Dolayısıyla Anayasa Komitesi'nde Kürtlerin temsil edilmediğini görüyoruz. Şimdi burada eğer temsil edilmezse Anayasa Komitesi'nde ve aynı şekilde Kürtlerin tabii Şam'la daha önce yapmış oldukları bir takım pazarlıklarda Ademi merkezi bir kilitten daha öte yani özerk yapıya doğru bir takım istekleri olduğunu göz önüne alacak olursak bunlar karşılanmayacağı için Kürt tarafından büyük itiraz görecektir ve onların da olmadığı bir Anayasa Komitesi'nin çıkaracağı anayasayı da Kürtler hiçbir zaman için kabul etmeyeceklerdir. Kabul etmedikleri sürece de o bölgede şu anda bulunan fiili durum bundan sonra da devam edecektir. Dolayısıyla Anayasa Komitesi'nin bir taraftan evet önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz ama diğer yandan büyük bir eksikle başladığını ifade etmemiz lazım. Bunu sadece işte Şam işte Kürtleri kabul etsin ya da isteklerini şu şekilde kabul etsin anlamında söylemiyorum. Ama iki tarafın bir şekilde ortak bir çaba içerisinde olması ya da güçlerini birleştirmesi asıl işte o zaman Rusya'nın ve Türkiye'nin ve İran'ın yapmış olduğu toprak birliğini sağlayabilecek. Fakat şu anda böyle bir adım olduğunu görmüyoruz. Tabii sadece Kürtlerle sınırlı değil bir takım sorunlar. Çünkü Anayasa Komitesi uzun zamandır Suudi Arabistan ya da Türkiye'nin müdahaleleri veya kendi destekledikleri bir takım grupların orada yer alması için çaba sarf ettikleri için oluşturulamıyordu. Aynı zamanda Esad'ın geleceğiyle ilgili olarak batılı ülkelerin Cenevre sürecinden bu yana bir şeyleri vardı. Dayatmaları söz konusuydu. Yani Esad'ın bundan sonra seçimlere girmemesi konusunda. Nihayetinde Rusya böyle bir şeyi kabul ettirdi. Birleşmiş Milletler nezdinde de böyle bir şey kabul edilmiş oldu. Demek ki bundan sonra şeyle gidilecek. Ama şöyle bir şey de var. Diğer bir takım işte muhalif olarak nitelendirilen bir takım gruplar bu Anayasa Komitesi'nde ne şekilde temsil edilecekler o konuda da tam bir netlik söz konusu değil. Ama bir yandan da tabii Suriye'de çok bariz halk içerisinde gerçekten kabul gören bir muhalefetin olmadığını da söylemek lazım. Bu durumda Anayasa Komitesi dediğimiz birkaç şahıs düzeyinde muhalifle Suriye yönetimi tarafından oluşturulan bir komite oldu ve nihayetinde sadece kendi içlerinde bir pazarlıkla bunlar devam edecekler. Hatta pazarlıktan önce aslında Şam yönetiminin tam olarak istediği olacak. Rusya ile birlikte tabii bu stratejiyi çiziyorlar. O olacak
Ama dediğim gibi yani milyonları temsil eden herhangi bir muhalefet yok. İkincisi bunların dışında Kürtlerin de herhangi bir şekilde temsiliyeti söz konusu değil. Bu nedenle Anayasa Komitesi biraz sorumlu başlayacak işine. Bakalım ileride devam eden pazarlıklar içerisinde başka isimler de bu Anayasa Komitesi'ne katılacak mı? Katılırsa eğer çok daha sağlıklı bir şekilde çıkar ortaya. Ama öyle olmasa bile bundan sonra Suriye'nin geleceği açısından daha alınmış derslerle birlikte daha demokratik bir anayasanın hazırlanacağını söyleyebiliriz bir olasılık olarak. Peki Sayın Özurlu, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet, Gazete Duvar yazarı Musa Özuğurlu'yla görüştük. Gerçekten dediği gibi saati saatine uymayan bir coğrafyada yaşamaktayız ve Suriye'nin geleceği de bu açıdan ciddi belirsizlikleri içeriyor. Bir anayasa komitesi oluşturuldu. Türkiye güvenli bölge meselesinde ısrar ediyor. Ama ne Suriye ne İran, Musa Özurlu'nun aktardığı kadarıyla Türkiye'nin burada bu tip bir avantaj elde etmesini istemez. Kürtlerin elde etmesini de istemez. Ama ABD ile arasına mesafe koyması durumunda başka sonuçlar ortaya çıkabilir diğer taraftan. Tabii bu konu çok önemli. Önümüzdeki haftalarda da neler olacak görüyoruz. Bir taraftan ABD'de de durum karışık. İşte Trump'ın azledilmesi talebiyle bir soruşturmada başlatılmış durumda. Bakalım Senato buna ne diyecek? Diğer taraftan da diğer bir gelişme bu. Takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Bugünlük ana haberden aktaracaklarımız bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyelim.